merhabalar efendim. Elimde bir simir çubuğu. Böyle göstereyim. Yumuşacık yumuşacık. Niye bunu gösteriyorum? Çünkü simirden bahsedeceğiz. Kadınların korkulu rüyası. Simir testi. Simir testi acıtır mı? Esasında simir testi çok acıtan bir şey değil. Çünkü çok yumuşak bir fırçayla alıyoruz. Yani hiç, hiç hissedilmeyecek bir şey. Ama kadınların kafasında hep dişçi koltuğunun korkusu vardır ya. Jinekolojik muayene masasının da ayrı bir korkusu vardır. O nedenle de simir testi acıtır kafasında zaten bir algıyla gittiği için kaygıyla, korkuyla gittiği için ister istemez kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey bir acıyla karşılaşabiliyor. Ama ve lakin kendini serbest bıraktığında, kasmadığında sadece rahim ağzına dokunduğumuz için minimal böyle bir gıdıklanma gibi, basınç gibi şu altta hissedilen bir ağrı oluyor. Yani ağrı bile demeyelim bu hisler oluyor. Yani basınç ve gıdıklanma hissi. Şimdi simir testinin size önemini anlattığım zaman böyle şirin şirin eminim ki gereken önemi anladığınız için de korkmadan hekiminize muayeneye gidebileceksiniz. Simir testini, Efendim şimdi biz simir testini alırken önce hastayı normal jinekolojik muayene masasına alırız. Simir testini almak için de hastanın adetten bittiği bir dönemde yani adetliyken almayı tercih etmiyoruz. Adetinden temizlendi. Temizlendikten sonraki o bir hafta içerisinde almayı tavsiye ediyoruz. Ve bu şekilde hastalarımızın gelmesini istiyoruz. Diğerine bir gece ya da iki gece öncesinden cinsel ilişkiye girmesini istemiyoruz. Diğerine Diğeri de varsa bir enfeksiyon vajinal, herhangi bir problem o zaman simir testi almayı erteliyoruz. Şimdi simir testini alırken önce hastamızın şu bulvası, buradan vajinanın girişini böyle küçük bir aralıyoruz. Sonra tek kullanımlık bir spekülüm, böyle poşetinden tek başına çıkartıyoruz. Bu da yumuşacık bir alet aslında, böyle sert göründüğüne bakmayın. Bununla vajinanın içine böyle yandan girip çeviriyoruz ucunu açıyoruz. Ucunu açtığımızda burada rahim ağzı var. Şuradan hekiminiz bir ışık kaynağında buraya yansıtarak içeriye giriyor ve rahim ağzına şimdi rahim ağzını nasıl göstereceğim size? Hemen onu da makete dönelim. Şu vajinamız. Biz buraya açtık. Aşağıdan bakıyoruz. Şöyle düşünün. Şuradan baktığımı düşünün. Buradan açtık, girdik. Rahim ağzının kanalına dokunup etrafında çeviriyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de vajinanın arka duvarlarını ve ön duvarlarını geçiriyoruz. Buraya dökülen hücreler simir fırçamızın üzerine geliyor. Elimde bir adet simir çubuğu, ucunda da hücrelerle dolu bir sıvı var. Sonra ne yapıyorum? Lam alıyorum elime. Lam dediğimiz incecik bir cam parçası. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Sonrasında buna böyle, şöyle, 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 şöyle bulaşan hücreleri yediriyoruz derken bunu özel bir kabı var. Kabına koyuyoruz ve patoloji laboratuvarına incelemek için yolluyoruz. Peki bizim elimize ne geçiyor? Biliyorsunuz. Rahim ağzı kanserleri kadın kanserlerinin içerisinde ilk 3 sırada. Ve aslında erken tanı ile tedavi edilebilen bir hastalık. Bir kadın 21 yaşından sonra düzenli olarak 65 yaşına kadar her yıl bu testi yaptırdığı zaman o zaman erken tanı konulup kanseri tedavi edilebiliyor. Rahim ağzı kanserinin tedavisi için erken tanı çok önemli. İşte erken tanı da bu lamın üzerinde hücrelerde ilk olarak bozulmalar oluyor. Hücreler şekillerini değiştiriyor, içindeki çekirdek yapıları değiştiriyor. İşte buna bakarak patologlar ha, hücresel düzeyde bozulma var bu bozulmanın derecesi hafiften ağıra doğru değişiyor. Hafiften ağıra doğru da tedavi şekilleri değişiyor. O nedenle de sevgili hanımlar, eğer cinsel olarak aktifseniz, 21 yaşı geçtiyseniz mutlaka yıllık jinekolojik muayenenizi ve simir testini ihmal etmeyin. Çünkü tedaviyle çözüm olan bir hastalıktan erken tanıyla kurtulmanız mümkün. İlk 3 sırada olan rahim ağzı kanserinden korunmak için de rahim ağzı kanseri aşısını yaptırmayı unutmayın. 9 yaşından 14 yaşına kadar bu aşı kız ve erkek çocuklarına 2 doz 6 ay arayla uygulanabilir. 14 yaşından 65 yaşına kadar da 3 doz uygulanabilir ve rahim ağzı kanserini %100 tedavi eder. Aşıyı yaptırmış olsanız bile yine de rutin jinekolojik muayenelerinizi ve simir testinizi ihmal etmeyin. Görüşmek dileğiyle efendim. sağlıklı kalın.